mistisizmin manevi ayrıcalıklara sahip zümre oluşturduğu vaka. Fakat bu kastın avamdan kastı kendi yanlarında bulunanlardan mahrum olanlar değil midir? Kendi yanlış ölçüleriyle manevi zenginliklere ulaşamamış mahrumlar. Kur'an'ın insanların çoğu akletmezler, çoğu bilmezler derken dünyevi bir yüz çevirmeden bahsetmiyor olması gibi mistiklerin avam küçümsemesi maddi bir yüz çevirme değil. Avamı ayak takımı mustazaf diye okumak hatalı değil midir? Onların avamdan kastı benlik zindanından kurtulmamışlar olanlar değil midir? Evet. Onlar öyle kastediyor olabilirler. Fakat bu isteseler de istemeseler de ölçüyü iman ve bilgi olmaktan çıkarıp bambaşka bir ölçüye getiriyor. Yani iman ve ilmiyat olmuyor, hissiyat oluyor ölçü. Başka bir ölçü oluyor. Ve peki buna kim karar verecek? Onlar avam diyorlar ama orada kalmıyorlar. Bir bölümleme daha yapıyorlar. Ehli zahir diyorlar. Kendilerini ehli batın addediyorlar. Yani onlar içiymiş, sen kabuymuşsun. Yani burada da kalmıyorlar. İlim kabuktur diyorlar. İlim. Peki ne? Efendim? Ha, irfan. İrfana da ne diyorlar? İlmi ledün. İlmi ledünü nereden alacağız diyorsunuz? O doğrudan adamını bulur diyor. Yani emek yok. Gayret yok. Salih amel yok. Orada efendim yine inisinasyona gidiyor. Yani özel seçilmeye gidiyor. Seçime, özel seçilmeye. Peki bu özel seçimi kimler arasından kim yapıyor? Nerede seçiliyorsa biz de aday olsak. Aday olman için diyor, olabilir diyor. Bana gelmen lazım. Beni mutlak olarak üstün tanıman lazım. Beni peşinen Allah dostu tanıman lazım. E sen Allah dostu değilsen peki. Peki sana getiren şeytansa peki. Peki ahirette gittiğimizde ya bana vereceğini söylediğinden sen mahrum olursan ne olacak? Garanti belgen var mı? Yok. Benim de yok. Peki senin de yok, benim de yoksa sen nasıl garanti belgesi dağıtırsın? Yani orada kalsa iyi. Orada kalmıyor. Ve bu sefer işte velayet nübüvvetten üstündüre geliyor iş. Yani orada kalmıyor. Orada kalsa mesele değil. Onun için avamla başlıyor ama avam da kalmıyor. Avam küçümsemesi başka yerlere gidiyor. Oysa ekserun nasi la yakilun derken Kur'an ölçü koyuyor. Ölçü. Nedir ölçü? Akletmeyenler ekserun nasi. Ama o ölçü koymuyor. Hatta o akledenleri avam sayıyor. Tabii akledenleri avam sayıyor. Onun için de gassal elinde meyyit gibi. Bakın tasavvufun aforizmasıdır bu. Bir müride, mürşide, müride olacaksanız gassal elinde meyyit olacaksınız. Ne demek? Ölü yıkayıcı elinde ölü olacaksınız. Peki ölünün elinde ölü olursak ne olacak? Beni yıkayacak olan da ölüyse yandık, kirli gideceğiz. Kirli gideceğiz. Yandık. Onun diri olduğunun alametine ben neler gördüm? Ben neler gördüm? Bu kardeşiniz ömrünün bir kısmını tasavvuf içinde geçirdi. Eğer bunu kamuoyunun önünde ilk defa söylüyorum. Eğer Kur'an'ı keşfetmesem imanımı kaybedecektim gördüğüm şeyler karşısında. Bu kadar söyleyeyim, başka da söylemeyeyim. Eğer Kur'an'la buluşmasaydım gördüğüm şeyler karşısında imanımı kaybedecektim. Elhamdülillah beni Kur'an kurtardı. Elimden tuttu. Öyle şeyler gördüm ki. Onun için siz ne diyorsunuz ya? Gördüğümü söylesem aklınızdır. Dolayısıyla hiç öyle dediğiniz gibi değil. Ben dışarıdan gazel okuduğumu mu zannediyorsunuz? Benim ömrümün yarısı tasavvuf içinde geçti. Hem de çok iyi yerlerde geçti. Dolayısıyla bildiğim bir şeyden bahsediyorum ben. Bilmediğim bir şeyden değil. Allah benim elimden Kur'an ile tuttu. Yoksa imanımı yitirecektim. Onun için öyle değil. Dediğiniz gibi değil.
Bu konuda söyleyemediğim, söylediğimden çok fazla. Söyleyemiyorum, söyleyemem. Evet, söyleyemem. Haksızlık yapmaktan da korkuyorum. Ben onun için tasavvufa karşı kategorik yaklaşmadım hiç. Bunu görmediniz mi, bilmiyor musunuz? Kategorik olarak tasavvufu dışladığımı hiç gördünüz mü? Hayır. Tasavvuf bir halk eğitim müessesesidir benim gözümde. Halk eğitim müessesesi. Anlatabiliyor muyum? Yani halka edep öğretsin, bugün namaz kılmayanlara namaz kıldırsın, içki içenlere içki terk ettirsin. Efendim, güzel bir şey. Buna kim ne diyebilir ki? Ama şunu derse eğer, ben hakikatin ne olduğuna ben karar vereceğim, müminin kim olduğuna ben karar vereceğim, Allah indinde kimin dost olup olmadığına ben karar vereceğim, tasavvuf olmaktan çıkmıştır o. O başka bir din olmuştur, din. Dine karşı din olmuştur. O ayrı bir şeydir. Dolayısıyla halk eğitim müessesesi olarak tasavvuf yaşasın. Ben onu sınırlarına çekilmeye davet ediyorum. Tanıdıklarıma da sınırlarına çekilmeyi teklif ediyorum. Ben hiç kategorik olarak dışlamadım. Dışlasanız da zaten yok edemezsiniz. Bu kurumsal bir şeydir ve bunun tarihi Resulullah'tan falan çok daha eskidir. Anlatabiliyor muyum? Kur'an'dan çok daha öncesine dayanır. Bu insanlık tarihiyle yaşıt bir şeydir. Tasavvuf İslam'a has bir şey değil ki. Mistisizm olarak insanlığın her türünde görürsünüz. Esasında bu bir eğitim yöntemidir. Ve insanlar tek mizaç olmadığı için insanların içinde mizacı akla yakın olanlar vardır, duyguya yakın olanlar vardır. İlmiyata yakın olanlar vardır, hissiyata yakın olanlar vardır. Hissiyata yakın olanları eğitmenin bir yöntemidir aslında irfan. Üçe ayırmıştım değil mi? Sahih dönemine irfan, bozulmuş dönemine tasavvuf, kurumlaşmış dönemine ise tarikat demiştim. Evet, sahih dönemi efendim kiminle son bulmuştu? Haris bin Esed el-Muhasibi ile. 247, 242 veya efendim Haris bin Esed el-Muhasibi, evet 242 olması lazım veya 250 de olabilir efendim. Yani Hicri 250'de son buldu Haris bin Esed el-Muhasibi. Efendim asıl büyük, irfanın büyük alimleri kimdir? Hasan el-Basri, Mesruk, Basra'da Hasan el-Basri, Kufe'de Mesruk, Medine'de Muhammed bin Hanefiye, Muhammed bin Ali yani. Sahabenin hocaları kimdir bunların? Başta Selman-ı Farisi. Efendim, beş dil bilen bir sahabe, filozof efendim. Ondan sonra Süheyb-i Rumi. Ondan sonra Ebu Zerr-i Gıfari, Hazreti Ali. Bunlar irfanın sahabe içerisindeki mümessilleri. Anlatabiliyor muyum? Sahabe içerisinde de irfanın mümessilleri vardı. Bunlar Hazreti Ali hissi miydi? Ne münasebet? İlmin kapısıydı. Ağzına kadar ilim doluydu. Ama aynı zamanda irfan da doluydu. İlminin irfanı da vardı. Hem ilim hem irfan kanadı. Ama bugün irfan neye evrilmiştir tasavvufa geçince? İrfan hissiyata evrilmiştir. Hissiyata. Hissiyat ilmiyatın karşılığıdır. Mukabilidir. Anlatabiliyor muyum? Bir yerde ilmiyat, bir yerde hissiyat. Hissiyatın okkası kilosu olmaz ki. Nasıl ölçeceksiniz hissiyatı? Ben böyle hissediyorum. Hayda. Bana yapacak başka bir şey yok. Sen öyle hissediyorsun demek. Şey ne diyeyim yani? Ben böyle hissediyorum. Tamam, sen öyle hissedebilirsin. Kendin hakkında konuş. Ama ben böyle hissediyorum diyen bir insan İslam hakkında, Kur'an hakkında, birinin Müslümanlığı hakkında, birinin ahireti hakkında, birinin Allah'la ilişkisi hakkında, ben bunu Allah'ın velisi olarak söylüyorum. Ya aslında ne dediğinizin farkında mısınız? Siz Allah dostlarını size seçtiriyor herhalde. Siz Allah'a dost belirleme makamındasınız. O zaman Allah'tan daha yüksek bir yerdesiniz. Senin dostun bu olacak. Emret. Allah dostunu seçemedi, sana sordu, sen karar verdin, öyle mi? Allah, adam utanır ya, utanır. İnsan haddini bilir, öyle şey olur mu? Efendim, onun için Allah'ın dostluğu neden belli bir zümrenin arasında olsun? Allah'ın dostluğuna her mümin açık olsun ki Allah'ın dostluğunu bulmak için gayret etsin. O zaman ne oluyor biliyor musunuz?
Nasıl olsa Allah'a dost olamayacağız, Allah'a dost olanlara dost olalım deyip bu sefer apayrı bir sistem başlıyor. Sistem, paralel bir sistem gelişiyor. Farkında mısınız? Yani soru sahibi kardeşim, çok iyi anlıyorum. Ama o da bunu anlıyor mu? Paralel bir sistem gelişiyor. Din dışında oluşmuş bir din gelişiyor. Bu başka bir din. Ölçüleri başka çünkü. Ölçüleri Allah'ın koyduğu ölçüler değil. Başka ölçüler var. Hissi ölçüler var. Kur'an delilli konuşur. Kur'an bürhan üzerinden konuşur. Kur'an kadar bürhana çağıran bir başka metin bulamazsınız. قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Onlarca yerde. Getirin delilisinizi doğru söylüyorsanız. Onun için Allah'ınızın aşkına tarikat-ı Muhammediye'ye mensup olun. Şeyhiniz Muhammed Aleyhisselam'dır. Onun verdiği ders vahiy dersidir. Yetmedi mi? Kesmedi mi? Eyvah. Değerli hocam, benim sorum yöneticilerin personelini terbiye metodu hakkında. Bugünlerde bir olay yaşadık. Ha şunu da söyleyeyim. Ne veriyorlar? Yani sayılarla evrat veriyorlar. Evrat veriyorlar. Ya Allah için Allah Resulü'nün evradını çekin ya. Allah Resulü'nün evradını zaten çekmiyor musunuz namazlardan sonra? Günde bir kere çekseniz de olur akşam. Onun bir başka versiyonu da odur efendim. 11'er çekseniz de olur. Allah çektirmesin ama onu çekin efendim. Allah Resulü'nün evradı içerisinde istiğfar vardı. Günde 100 defa istiğfar ederim, 70 defa istiğfar ederim. Leyğanu ala kalbi fe estağfirullah fil yevmi 70 merre ev 100 merre. Yani farklı farklı versiyonları var. Aslında bu %70'te kesretten kinayedir. Ama siz eğer kinaye olarak almayacaksanız da hakikat olarak alacaksanız günde 100 defa istiğfar çekin. Bunun için bir başkasının size bir şey vermesine gerek var mı? Allah aşkına. La havle ve la kuvvete illa billah Allah Resulü'nün tesbihatıydı. Çekin. Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahil azim Resulullah'ın tesbihatıydı. Yani bir daha söylüyorum. Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanallahil azim Resulullah'ın tesbihatındandır bunlar. Çekin. Ama bunları İlle rakama dökmek zorunda değilsiniz ki. La ilahe illallah. Ya Rabbimizin tevhididir bu. Tevhid çekmek için birinin bana emir vermesine gerek var mı? Efendim. Yani bunları gidiyorsunuz, geliyorsunuz arabayla efendim. Dilinizden düşürmeyin. Diliniz tesbihata alışsın. Fakat unutmayın bunlar zikir değil. Efendim. Ya o kapasiteleri düşükmüş onların, onun için yanıyorlar efendim. Kabloyu, sigortayı büyük mü olasınlar? Anlatabiliyor muyum? Niye yakıyorlar? Önce daraltıyorlar da ondan yakıyorlar. Yani sigorta telini ince bağlıyorlar kasten, yansın da bir daha başkaları elini uzatmasın. Cis olsun diye yapıyorlar. Niye? Allah sigortamızı çok güçlü bağlamış efendim. Onun için kaldı ki biz sayılara dökmeyiz ki. İnsan sevdiğine götürdüğünü sayar mı Allah aşkına? Sayar mı? Ya bu manada bu zikir değil ama zikre dönüşürse zaten sayıya dökemezsin. Düşünmeye başladığında o kadar çok söyleyemiyorsun. Söyledikçe dağ gibi söyleyemiyorsun. Ben inanın 33 kere Sübhanallah diyemiyorum desem eğer ölecek gibi oluyorum. Çünkü her bir Sübhanallah'ta Allah'a hayran olduğum bir şey geliyor gözümün önüne. Ondan sonra şaşmaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Dilim duruyor, nutkum duruyor, artık söz duruyor. Yani Allah'ın büyüklüğü karşısında söyleyemiyorum. Bu mu yani? Bu mu yani? Bu mu? Buysa git kur makineyi, o söylesin ya sabaha kadar. Hele şimdi bir de şey çıktı biliyor musun efendim? İşte elhâkumut tekâfirun bir parçası bu. Çokluk sizi helak etti. Çokluk tutkusu. Çokluk tutkusu. Ne? Sen kaç tane salavat? Benden 5 fazlası. Efendim. Çokluk tutkusu. Allah aşkına Titanik'i yapanla bu mantığın arasındaki fark ne? O da çokluk tutkusu, bu da çokluk.
şu anda dünyayı yöneten egemen gücün mantığıyla bu mantığın arasındaki fark ne? Resulullah'tan 5000 hadis yola çıkar, bugün 1,5 milyon olur. Bu da çokluk tutkusu. Bir hadiste benden. Efendim, diyenler böyle yaptı. Bu da çokluk tutkusu. Allah'ın esması bellidir. İşte Kur'an'da isim olarak söyledikleri adamlar ya bir isimde benden, bir isimde benden diye 5000 esmaya çıkarmışlar. Bu da çokluk tutkusu. Fatiha mübarek bir sure. Ama Peygamberimizin sahabenin dilinde 3 tane adı var. Ama şimdi 20 tane adı var. Bu da çokluk tutkusu. Niye? Fatiha iyi bir şeyse bir isim de ben koyayım. Çokluk tutkusu. Çokluk tutkusunun dindeki karşılığı. Öbür herif göğe delen apartman yapıyor, gökdelen yapıyor. Sen de işte böyle yapıyorsun. Ya bu dindeki karşılığı, o mimarideki karşılığı, öbürü siyasetteki karşılığı. Ne fark etti? Dolayısıyla çokluk tutkusu değil. Nerede çokluk var orada kalite yok. Bizden Allah kalite istiyor, çokluk istemiyor. Kalite istiyor. İbadet de kalite istiyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için Allah Resulü hacca gitti, bir umre yaptı. Bizimki bakıyorum umre motoru gibi. Günde 4 tane umre çekiyor. Efendim. Akşamda dili bir karış dışarıda. Kabe'yi görmemiş, İbrahim'i görmemiş, Hacer'i görmemiş. Ne? Dolapçı beygiri gibi döndün geldin, döndün geldin. Bu mu ya Allah aşkına? Kabe'yi görmemiş. Kabe'yi dönmüş de görmemiş. Kabe'yi görse yıkılır adam ya. Allah aşkına. Öyle yürüdüğü yolda Hazreti İbrahim şuraya bastı. Hacer buraya bastı. İsmail buraya bastı. Sen bir yürü de bir göreyim böyle. Gözüm bulanıyor. İçim dolanıyor. Ağlamaktan yürüyemiyorsun. Onun için ne olur kalite katın. Dindarlığınıza kalite katın. Bu değil. Bu değil. Bizi ne yaptıysa kalitesizlik bu hale getirdi. Ne yaptıysa kalitesizlik bu hale getirdi. Kalitesiz, kalitesiz, kalitesiz. Her şeyimiz kalitesiz. Ticaretimiz, siyasetimiz, sanatımız, ilmimiz, dinimiz. Kalite, kalite, kalite. Budur. Onun için gelecek kalitenindir. Vel akibetu lil muttakin. Takva kalite demektir. Allah'a emanet olun.